Herkese selamlar dostlar. 15 Eylül 2020 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. 13 ve 14 Eylül'de verdiğimiz 0.500 kuponu başarılı şekilde gelmiştir. Aynı şekilde 15 Eylül'de bir tane tahmini farklı yapacağız. İki tanesini 0.500 şeklinde vereceğim. isterseniz i̇sterseniz kazandığımız kuponları gösterelim. Kazanan arkadaşlar oldukça fotoğraf atmış bize. Ben de şöyle YouTube katıl butonundan da kazandık. Onu da göstereyim sizlere. Şu kuponu arkadaşlar YouTube katıl butonuna vermiştim. Günün ekstra kuponu olaraktan Zenit maçına MS 1.5'uz şeklinde Hanover 2.5'uz ve Hacken maçına dakika 90'da ev sahibinin attığı golle KG var demiştim. O maçta da bahsimiz geldi. Şu sizlere verdiğim 0.5'uz kuponu kasa katlamalık şekilde vermiştim. Aynı şekilde buradan gelmiş haline bırakıyorum. Instagram'dan zaten takip ettiyseniz hikayeleri de görmüşsünüzdür. Şöyle günün ekstra kuponunu da buradan zaten vermişim arkadaşlara katıl butonundan katılan arkadaşlara kazananların şimdi birkaç fotoğrafını göstereyim ben size isterseniz. Şu an çok kişi çok fazla kişi mesaj atıyor. Şöyle kuponumuzu attım zaten. Şöyle kazanan arkadaşlar herkes fotoğrafını bize attı. Biz de yayınladık zaten. Zaten videoda olduğu için aynı şekilde bu da YouTube katıl butonundan verdiğim ekstra kupondu. Bu da başarılı şekilde geldi. Bundan da kazanan arkadaşlar aynı şekilde 10 lira 52 lira almış. 50 liraya 200 lira gibi para almış 4 orandan verdiğim 3 maçı güzel bir şekilde değerlendirmiş. Bizi Instagram üzerinden de takip ederseniz canlı maç oldukça da Instagram hikayelerinde bazen paylaşıyorum. Zaten katıl butonundan katıldığınız takdirde onu da göstereyim mesaj atıyorsunuz. Tekrardan anlatıyorum. Katıl dedikten sonra şurada bir video var. Girişi oynat şeklinde. Katıl butonu ayıracaklar. Kangal tips. Bunu izleyin. Ondan sonra katılın ki kupon nereye geliyor derseniz Topluluk kısmına geldiğiniz zaman zaten burada sadece katılanlar üyeleri özel diye attığım şeyleri görebiliyor. Buradan da ekstradan görebileceksiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi uygulamamı zaten söylemiştim sizlere. Bu uygulama üzerinden analizleri yapıyorum. Aynı şekilde kasa kuponu şeklinde vereceğiz. İsterseniz ilk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız İngiltere'den hatta 3 maçımız da İngiltere'den olduğunu söylemek, söyleyeyim ben size. Bradford City ile Lincoln City'nin maçı. Bu maça baktığımız zaman da taraf deplasman önünde. Fakat baktığımız zaman aralarında oynanan maçların hepsi gollü geçtiğini görmek, gollü bir mücadele geçtiğini göstermek lazım size. Son maçlara baktığınız zaman hepsinde gollü geçmiş. Ve ilk yaralarında hepsinden gol olduğunu da size söyleyeyim ben. Hatta son oynanan iki maçın iki birlik bitmiş. Hepsinde iki bir ilk yarıdan gol gelmiş. Şöyle ilk yarıdan gollerini zaten çoğu maçında geldiğini gösteririm size. Şimdi uygulamamıza baktığımız zaman da bakalım bu takımlar bu oranlardan açılan şöyle açılış oranlarından maç sonu 1, maç sonu 0, maç sonu 2 şeklinde analize başladığımız takdirde bu oranlardan yeni iddia döneminde 2 tane maç açılmış. Baktığımız zaman da şöyle 2 maçta olan İstatistiklere baktığımız zaman da ilk yarı 0.5 üst şeklinde 4. sırada yer alan 2 maçta da ilk yarı 0.5 üst olmuş gibi ben bu maçta da ilk yarı 0.5 üst şeklinde bekliyorum. Oranına baktığımız zaman da 1.30 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için bence gerçekten güzel bir oran. Birinci yarı 0.5 üstün 1.30 gibi bir oranı var. Katlamalı kuponumuzda ilk maçımız 1.30 orandan Bradford City maçıyla Lincoln City maçında 1.30 orandan değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımızda 0.5 üst vermeyeceğiz farklı bir tahmin yapacağız. Onu da hemen göstereyim sizlere. Baktığımız zaman şöyle önce maçı anlatayım biraz size. İddia zaten ev sahibini favori görmüş. Kendi aralarında oynanan maçlarda da ev sahibi hem kazanmış hem kaybetmiş. En son 2020 yılında oynadığı Şubat ayındaki maçta kendi evinde kaybetmiş 1-0 şeklinde. İddia da favori görmüş. Bu maça ben şöyle bir tahmin yapacağım. Bu maçta ben her iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Özellikle deplasmana baktığımız zaman da İlk maçında 3-0'lık galip geldi. İyi bir formda başladığını söylemek gerekir. Ev sahibi de berabere kaldı 1-1. Kendi evinde de bir maçta mutlaka ben gol bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maçta bir KG var bekliyorum. Oranı 1.67. Uygulamamızdan da baktığımız zaman arkadaşlar hemen sizler KG var da gösterelim. Kaç maç oynanmış? Şöyle Masum'u 1-0-2 şeklinde yaptığımız zaman da bu maç oranlardan yeni iddia döneminde 3 tane maç bulunmuş. Ve bunlardan şöyle baktığımız zaman ilk sıradaki tahmine baktığımız zaman 3. de KG var olmuş. Ben bu maçta da aynı şekilde aynı oranlardan da bir nevi arkadaşlar oran şikesi gibi. Ben sizlere maç verirken buradan da bakıp veriyorum. Uygulamanın linkini de aşağı bırakıyorum. Biz zaten bir arkadaşın yaptığı uygulama. Ben de bir muhabbetim vardı. Uygulamayı da kullanıyorum. Sizler de kendileri farklı maçlara bahis alaraktan burada Bazen maç bulunamadı hatası verir. Çünkü o oranlardan iddia daha, daha önce oran açmamıştır. O yüzden öyle bir hata verir arkadaşlar. Ondan o hata değildir. Onu da söyleyeyim sizlere. 3 maçta da KG var, KG var olmuş. Orana da 1.67 gibi güzel bir oran olduğu için benim sizlere önerim KG var 1.67 orandan değerlendirmenizdir. Diğer maçımız Sheffield maçı. Deplasmanı 1.60 gibi bir orandan favori görmüşler. Ev sahibine 4 gibi bir oranı var. Baktığımız zaman kendi aralarında oynanan maçlarda da yapıldığını zaten bir üstünlük kurduğunu söylemek gerekir. Kendi evinde oynanan maçlarda da 3 tane maç oynamış. 2011, 2012 ve aynı şekilde 2014 şeklinde. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir de Matsun 2 gelmiş. Son oynanan maça baktığımız zaman da deplasman galip gelmesini bilmiş. Ben baktığım zaman ilk maçını oynadığı aynı şekilde deplasmanla 2-0 gibi skorla kazanmasını bildik. Karfi ve ilk başta dakika 4-4'te attığı gollerle ilk yerden gelen goller vardı. Ev sahibine baktığımız zaman da ilk maçında mağlup olduğu 3 birlik gibi skorla ilk yarıdan 3 tane gol yedi. Ben bu maçta da aynı şekilde 1.30 gibi oranı var. İlk yarıdan en azından bu maçta bir gol çıkabileceğini düşünüyorum. 0.5 üstün oranı birinci yarı 1.30 gibi yine güzel bir oranı var. Uygulamamızdan bakalım. Bu oranlardan kaç tanesi açılmış? Ben özellikle %100 olanlara gidiyorum arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde öneriyorum o şekilde. Şöyle tekrar yürüdüğümüz zaman. Premium da var aynı şekilde. Oradan da katılabilirsiniz. 3 gün ücretsiz denemesi var. Shuffle Fanny's de aynı şekilde. Masum 1.0 şekline baktığımız zaman da İlk yarı 0.5 üstün oranı da 3 maç oynanmış aynı şekilde. Yeni iddia döneminden oranlara da baktığımız zaman da 0.5 üstlük oranına baktığımız zaman da aynı şekilde %100 oranında 3 maçta da gelmiş. Ben bu maçta da gelmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da kasa kuponumuz bu şekildedir aynı şekilde. Oran biraz yüksek 3 orana falan tekamül ediyor. İllegale baktığımız zaman da 4 yaklaşık 4.5 orana gelir arkadaşlar. O yüzden çok fazla miktarda basmanızı önermem. Fakat kapa kuponu, kasa kuponumuz bugün de 1.30 oranından da bu son maçımızdır. Şöyle son halini göstereyim ben size. Şöyle baktığımız zaman da 2.82 gibi bir oranı var. 100 TL attığınız takdirde size 282 TL hatta daha fazla küsuratı da var. 282.23 kuruş şeklinde bir kupondur. Bu kuponu değerlendirmek isteyenlere değerlendirme. Ben bunu aynı şekilde e, Instagram'a da koyacağım. Youtube katıl butonuna zaten katıldığınız takdirde videoları izlemenize gerek kalmayacak. Kasa kuponumuz bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi gelelim Şampiyonlar Ligi'nde ekstra maçlar var. Tek maçı yorumlayacağım arkadaşlar. Pauk Benfica diğer Lyon maçı ve Gent Rapid maçını katıl butonundaki arkadaşlara yorumlamayı düşünüyorum. Güzel bir kupon çıkararaktan. Daha bu maçta arkadaşlar Benfica gerçekten güzel transferler yaptı. Cavani'yi alacaktı alamadı. Cavani'ye geçen sezonda 10 milyon üzeri para kazanıyordu. Benfica 6 milyon verdi. Bonuslarla falan çıkıyordu o da. Fakat Cavani gelmedi. O yüzden Benfica forvet hattında bir Cavani eksikliği var diyebilirim. Ki hiç gelmedi. Pauk da Beşiktaş maçında en son Beşiktaş maçını izlemiştim Paon. Gerçekten güzel futbol oynuyor. Hızlı futbol oynuyor. ileri hatta özellikle. Ben bu maçta da bir aralarında oynanan mücadeleye baktığımız zaman da Benfica'nın bir üstünlüğü olduğunu da söylemek gerekir. Fakat bu maçta da bir her iki takım birbirine gol ataraktan üste çıkartabilirler. Ben bu maçta tahminim arkadaşlar 25 üst şeklinde 1.70 orandan ekstradan kasa kuponuna koymayın bakın. Tekrardan söylüyorum. Kasa kuponuna bunu kesinlikle eklemeyin. Ben 1.70 olandan e, ee, ilk maçlar olacak zaten. Benfica'nın da ligi başlamadı. Gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Atar yer şeklinde. Kazanmasını da taraf bahisinde baktığımız zaman da ben Benfica'yı bir adım önde gördüğümü de söylemem gerekir. E, ee, 2.5 üstten 1.70 orandan da değerlendirmek isteyenler arkadaşlar varsa ekstradan ben bu maçı veriyorum. Değerlendirmek isteyenler de değerlendirebilirler. Diğer Lyon maçı olsun, Alkmaar maçı olsun, Rapid Wien maçı olsun bunları ekstradan bir kupon çıkartıp hatta iki tane güzel daha kupon çıkartabilirim. Aynı şekilde İsveç'te de var. Katıl butonuna vereceğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Maçlar hakkında sizin yorum ve görüşlerinizi de e, bırak yoruma bırakırsanız sevinirim. İki gündür böyle kuponlar yapıyoruz geliyor. Bu kupon da gelirse arkadaşlar bu şekilde bir süre daha devam etmeyi düşünüyorum ki Instagram'dan yazdığınız mesajlarda da bu şekilde devam edelim şeklinde. En iyi oran kazanan orandır. Oranlar biraz düşük bildiğiniz üzere fakat kazanmaya yönelik gittiğimiz için biraz düşük olması bence normal daha banko sistemde şeklinde gidiyoruz. Oranlara fazla takılmayın. En iyi oran kazanan orandır dediğim gibi atın bir şeyler çok fazla da basmanızı önermiyorum dediğim gibi. Fakat benim tahminlerim benim analizlerim bu yönde oranlar da sizlere de gösterdim zaten oran analiz pro uygulamasından ne kadar maç oynanmış falan fistan derken. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu arada bildirimleri açmadıysanız bildirimleri de açarsanız sevinirim. Kanala video düştüğü anda canlı maç verdiğim zaman toplulukta herkese açık şeklinde size direkt bildirim gelecektir. Herkese başarılar diliyorum.